Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde yukarıdaki menüleri düzenleyip iletişim kısmı hazırlayacağız. Bu iletişim kısmında site sahibine kullanıcılar mesaj atabilecek. Hemen dersimize geçelim. Kapatalım şu an bundan öncekileri. Öncelikle kontak sayfamızı bulalım. Exemp Asset Frontend Contact'i kopyalıyorum. Bir isim içine atıyorum. Bunun ismini iletişim nokta php yapıyorum. Kaydediyorum. Şimdi iletişime gelelim. Şu kısma kadarkileri siliyorum. Buradan da kurtuldum. Şimdi parçalarımızı ekleyelim. Burası footer. Şimdi ana sayfamıza gelelim arkadaşlar. Public function iletişim low iletişim gelip önce bir çalıştıralım. Tabii bunu çalıştırması için ana sayfanın içindeki metot olduğu için ana sayfa üzerine ulaşmamız gerekiyor. Bu da böyle gösteriyor. O yüzden bizim bunu rota tanımlamamız gerekiyor. Yoksa yeni bir kontrol oluşturacağız. Buna gerek yok. Hemen bir tane rota oluşturalım. Ve diyelim ki iletişime gidilirse bu ana sayfa metodunun içindeki iletişime gitsin diyelim ve koyuyoruz. İletişim olsun. Tamam. Şu an iletişim içindeyiz arkadaşlar. Tamam. Ondan önce şu yukarıları da bir toplayalım artık. Mesaj göndermeyi yapmadan önce. Google'a girelim. Google'a bir tıklayalım. Blog sistem diyelim. Ana sayfa ve iletişim dışındakileri kaldıracağım. Tabi ileride buralar gelişecek. Buraya ana sayfa ve iletişim diyelim. Linklerini verelim. Base URL'den sonra ana sayfaya da iletişimimiz. Sonra başka değiştireceğimiz bir kısım yok gibi gözüküyor. Logomuzu da linkine verelim. Tamam. Sistem ana sayfaya gönderiyor. İletişime tekrar tıklıyorum. İletişime geçtik. Buraya aslında şimdi bu işlemler tamam. İletişime gelelim. Şurayı bir açıklama yazalım. Her türlü bilgi ve sorularınız
bir mesaj gönderebilirsin diyelim. ID isterim, mail isterim. Action diyelim. Action'la base URL ana sayfanın içindeki mesaj gönder metoduna gitsin. Ad soyad isteyelim. E-mail adresi isteyelim. Telefon numarasına ihtiyacımız yok. Telefon numarasını siliyorum. Mesaj diyelim. Mesajımızı diyelim. Tamam, gayet güzel bir kullanım şekli var. Gönderiyoruz. Metot girdik. Metodunu da post gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sorunları da düzeltelim. Mesaj. Mail adresi. Ve soyad diyelim. Şurasına name girelim. Name'i ad olsun. Name'i e-mail olsun. Ve name'i mesaj olsun. Kusura bakmayın, sesim bayağı kötü. Şimdi arası ana sayfaya gidiyoruz arkadaşlar. Public function oluşturuyoruz. Mesaj gönder adında. Gönderilen inputları çağırıyoruz. This input, this input, post, add. Tabii isim de verelim. Sonra e-mail. Sonra yapıştırın. E-mail. Ve mesaj. Şimdi burada bir array oluşturacağız. Nasıl diyelim? Array diyelim. Mesaj. Hatta önce bir veri tabanımızı oluşturalım. Bakın mesela açma izni. Yeni diyelim. Mesajlar diyelim. Mesaj ID. Mesaj gönderen, mesaj mail, mesaj açıklama diyelim. Bir tane de tarih koyalım, mesajın ne zaman geldiğini bilelim. Tarih diyelim. Auto increment. Şimdi varchar uzunlukları girelim. Tamam.
Şimdi mesaj gönderen diyoruz. Buraya dolar adı yapıştıralım. Sonra mesaj mail diyelim. Buraya dolar mail yapıştıralım. Mesaj açıklama mı? Mesaj açıklama diyelim. Dolar mesaj yapıştıralım. Mesaj tarih var bir de. Buraya da dolar tarih diyelim. Date diyelim. Day, month, year formatını alalım. Tarih diyelim. Kapatalım. Şimdi bir fonksiyon oluşturmamız, bir modelde yeni bir fonksiyon oluşturmamız gerekiyor. Function mesaj gönder diyelim. Insert komutumuz neredeydi bizim? Yani şunu alalım. Mesajlara ilet. Tabi data eşittir. Evet. Diyelim. Şimdi biz load mesaj gönder vardı diyelim. Buna insert diyelim. If insert ise insert olursa bu sayfaya yönlendirip burada yazdırabiliriz. This direkte gönderelim. Mesajlar diyoruz. Yok, iletişim. Mesajlara iletişim diyoruz. Sen de flash data oluşturmamız lazım. Biz session set flash data bilgi buraya da E2 taglar arasında mesajınız arasında iletilmiştir. Teşekkür ederiz diyelim. E2 tagımızı kapatalım. Wait denememizi yapalım. Hatamızı da hemen yiyelim. Ana sayfa 53. Ana sayfa 53. Burada noktayı koymak. Bir direct 63. Kontrol 63. Burada noktayı koymadık. At sonra. Ahmet. Ahmet. Adı. Yönelimi. Mesajı. Kontrolüm. Mesela mesaj gönder. Bir ekleme oldu mu? Hayır. Niye böyle bir saçmaladı? İletişim ama sayfa mesaj gönder. Rotamızdan kaynaklanıyor arkadaşlar bu. Rotamız biraz karmaşık oldu. Şuradaki ana sayfadan sonra ne olursa olsun ana sayfaya yönlendirdiği için patlıyor. Bu yüzden bunun için de bir tane rota oluşturmamız lazım. Eğer mesaj göndere giderse, tıklarsa yani gitmesi gereken yer mesaj gönder dersek sonra kalkacak. Şimdi tekrar gidelim.
Demo. İlk mesaj gönderdim. Hala aynı sıkıntı. Devam ediyor. Ekleme de yapıldı. Şeyimizde sıkıntı var. Ana sayfa mesaj gönder. Kutumuz ana sayfa mesaj gönder. Aa. Şöyle olacak. Buraya iletişim yapacağız. Yo. Bir de böyle yapayım. Redirect'imizde mi sıkıntı var? Evet arkadaşlar, sorunumuzun sebebi root'tan kaynaklanıyor. Bunu çözmek için yapmamız gereken şey şu kısmı, mesaj gönderme kısmını tek yollamak. Yani mesaj gönderi gittiğinde ana sayfa kontrolün içindeki mesaj göndere gitmesi lazım. Yani mesaj gönderi gönderildiği anda, yani girildiği anda oraya gitmesi lazım. Bu yüzden iletişimde de burayı silip sadece mesaj gönder yapacağız. O zaman çalışması gerekiyor. Demo. 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 Yorum ve bir gönderdim. Evet, sıfır oldu galiba. Tamam. Mesajımızı gönderdi. Şurada bize bir ekran mesajı vermesini istiyoruz. Şurada. Gerçek bir session flash tarafa bilgi dersek ya da sonucuda verecek bilgi demiştik. Tamam. Demo. Vermedi herhangi bir şey. Eko dedik mi? Evet. Bir kez daha gönderiyoruz. Demo. Mesajınız tarafımıza iletmiştir. Teşekkür ederiz. Dedik. Bunu bir üstte koyarsak daha güzel olacak. Tamamdır arkadaşlar. Mesaj gönderme kısmını, mesaj send kısmını gönder. Bakalım. Şimdi bir de bu gelen mesajları yönetim panelimize yazalım. Yönetim. Bir deneyelim bakalım. Yönetim panelinden ulaşabiliyoruz. Çünkü çıkış yapmamıştık. Şimdi ulaşabiliyoruz. Duyuru ekle. Yönetim paneli duyurular. Hayır, herhangi bir şekilde ulaşılamıyor. Ki doğru yapmışız. Girişimizi yapalım. Şuraya yeni bir menü açalım. Bir sınıfın yönetimimize girelim. Include'un içinde mi olacak? O ayrı. Next dönüye. Bunun için envelope işimizi görecek mesajlar diyelim. Evet, gayet uygun oldu. Şöyle bir boşluk bırakalım. Buraya da yönetim paneli mesajlar diyelim. Tamam arkadaşlar. Bitirmemize bakalım. Mesajlar için kullanabileceğimiz sayfa ya da komponent var mı? Yoksa kendimiz uydurmaya çalışacağız bir şeyler.
Şöyle bir şey kullanabiliriz. Ama bence güzel olmaz. Şunu kullanabiliriz. Hepsinin üstünden bir çarpı koyup sildirtebiliriz. O da gereksiz uğraşma olur ya. Biz en iyisi bunu gene table'larla çözelim. Bakalım table'larımıza. Şu context class güzelmiş. Bunu kullanabiliriz. Şu bundan itibaren şu kısmı alalım. Şimdi include'umuzu kapatalım şimdi. Duyurular kısmını açalım. Bakalım duyurularımızda bizim işimize yarayacak bir şey var mı? Aha, duyuru çek patlıyor. Evet. Evet, hatırladıysanız şeyde değişiklikler yapmıştık. Hemen bunu düzeltelim. Kontrolümüze geliyoruz. Yönetim paneline geliyoruz. Duyurularda duyuru çek 2 yapalım şurayı. Modelimize geçelim hemen. Hatırlıyorsanız sayfalama işlemlerinde duyuru çeke limit koymuştuk ve bunları segmentler çekmiştik. Onlar olmadığı için, şu segmentleri koyduğumuz için şu an onları çağırmadığımız için de patlıyor. O yüzden hemen şunu kopyalayıp altına yapıştıralım. Buna 2 diyelim. Şunları kaldıralım. Limit kısmını da kaldıralım. Eski haline dönecek. Tamam. Burayla işimiz yok. Şimdi biz en son bir yerden bir şey kopyalamıştık. Şunu tekrar kopyalayalım. Yönetim duyurular. Tamam. Şuraya yeni bir dosya oluşturalım. Mesajlar nokta ph bulunuyor. Kaydedelim. Tamam. Şimdi buraya da kapatalım şunları. Kapat. Duyurular kısmından. Şu kısma kadarkileri al. Role falan da açıyor. Gerekli olanlar. Şimdi burada geri kalanları da tutalım. Tamam. Şuraya bir tane de footer koyalım. Ve bakalım mesajlar kısmımız hazır mı? Yönetim paneli. Public function mesajlar. Yönetim mesajlar. Mesajlarımıza girdik. Tamam. Şimdi gelelim mesajlara. Genel bir şekilde şurada bir behre bırakırsam daha güzel gözükecek. Tamam. Bu küçük durdu. Bunu 12 yapalım. Hatta şunu kaldıralım. Varmış. Burada zaten. Şöyle bir tane divi silelim. Tamam. Şu yazılar kısmını değiştirdim. Mesaj, gelen mesajlar. Hemen yönetim panelinden bu mesajlara, gelen mesajlara da çekelim. This not diyelim ve kaydedelim. Hemen modelimize geri dönelim.
function. Mesajlar. Result. This dev select yields from mesajlar get getir ve result diyoruz ve return result'dir. Şimdi bu sonuç arkadaşlar kolayca oluşturalım. Bunu yeni bir STD'de nasıl çalıştıralım. Sonra diyelim ki kolayca bilgi eşittir dolar olur ve buraya dolar datayı gönderelim. Şimdi gelelim mesajlar kısmına. TR'den itibaren yok. TR'den değil. Buraya sıra diyelim. Gönderen adı diyelim. Gönderen yeni diyelim. Mesaj diyelim. Yani bu renklendirmeyi otomatik yapmış. O zaman biz de otomatik yapması için bir fonksiyon yazıyoruz. Danger warning. Şöyle yapalım. Yazalım ama. PHP random array. Array random. Bu işimize yarayacak gibime geliyor. Tamam, bu istediğimiz işlemi yapacak. Şunu şöyle bir alalım. Onun öncesine tabi şurada şeyimizi yazalım. PHP for each açalım. Dolar bilgi has dolar bilgi aracımızı açalım. PHP tigimizi kapayalım. Hemen tam şu kısımda buraya success info warning danger yazalım. Bu random ne demek oluyor acaba? Ha, 3 tane. Bizim için aslında döndüğü kadar gidecek. Orayı nasıl yapacağız? Sayaç başlatırız. Sayaç kadar olur mu? Neyse şu kısmı şu anlık beklemede kalsın. Öyle kalsın. Şurayı siliyoruz. PHP tadımızı kapatalım. Şöyle bir tane de dolar sayaç işte diyelim. Burada yanlış bir tablonun arasında dolar sayaç artı
Echo bilgi mesaj gönderen olması lazımdı. Mesaj gönderen. Mesaj mail ve mesaj. Bir bakalım ne veriyor ekranımıza. Mesaj açıklamaydı. Evet, mesajlarımızı ekrana yazdırdık. Sırayı niye yazdırdı bu? Echo demedik çünkü. Sıramız da geldi. Ama biz buraya random, şu kısmı random yapsın istiyoruz. Şuradan ekran tıklayıp yapalım. Şimdi şurayı bir yaparsam ne olacak? Değişiklik yapamıyor musun? Şunu bir alalım. Deneyelim açtı. Bir deneyelim bakalım ne olacak. Yapıştıralım. Şu Echo. Ve alalım. Ve şu kısmı yapıştıralım. Write Page bir tablamızı da açalım. Anladım. Böyle bir yaparsam olmuyor. İki. O zaman şöyle yapacağız. Şuraya 3 ya da 4 diye bakalım da. Diyelim ama şu random keyizini arkadaşlar sayacı yapıştıralım. Hatta sayac burada artsın. Burada sadece ekrana bas. Bakalım ne hava çalacak. Yemedi. Çünkü dersek 3 çok değişik tam da anlam veremedim ama normal bir random kullansam ben bu işi çözerdim ya. Gibi. Yani bu daha çok işime yarayacak. Aynen ya. Shuffle mı? Printray mi? Shuffle my array. Hem Printray my array. Shuffle Printray. O zaman sil şunu abi. Şuraya ben tamam bak bakalım. Shuffle dersem
Ne yapacak? Bayağı bir şey yok ki orada. Dolar A var. Hiçbir şey yapmadı. Kontrol edelim şu an ne gözüküyor. Hem bu şey olarak gösteriyor. Pardon. Yok, hiçbir klas koymamış. Eko mu dememiz lazım? Bir geldi bu sefer de. Bu da değil. Ama o yapmak istediğim imkansız ya. Her birini farklı renkte verir bir sefer. Çünkü bir seferde döndüğü için. O yüzden diğeri gayet o işi yapıyordu. Ama ben onu bozmuştum. Evet. Açık. Lamba diyelim. Şöyle kodu tekrar atacağım. Evet. Kafamın yerini değil sanırım. Çünkü öyle bir şey imkansız yani. Ama imkansız değil ki. Yani sonuçta bir kez bitti. Yani şurayı listeledi. İkinci listelerken farklı bulabilir. Evet. Şurayı bir random fonksiyonu olması lazım ya. Takıldım yani. Onu yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Şu güzel bir şey bence. Şunu da bir deneyeyim. Ben diyorum sayaç neden bozuldu? Bakalım şimdi. 0, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. İçindeki yazıları neden döndürmüyor ki? Input, get, value. Value değil abi. Bir. Bir de şunu deneyim bakayım. Değişiklik yok. Shuffle A. Eko Shuffle A. Neden volülerini almıyor ki? Yani şöyle bir tane de ismi koydum. Tutacağım şimdi. Evet arkadaşlar. Ben en iyisi durdurayım videoyu. Buldum. Evet arkadaşlar çözdüm. Yapabiliyordu tabii ki. Şimdi aklıma geldi. Random fonksiyonunu da burada çağırdım.
Sonra 1 dedim. Yani şu kodu yazarak sağladım. Anlat deseniz anlatamam açıkçası şu an. Şu an gördüğünüz gibi. Yani gerekli mi şu? Hayır. Hiçbir halta yaradığı da yok. Ama yapmak istedim yani. Hoş oldu. Tamam. Bir de mesaj sil koyalım. Bir de mesaj sil koyalım. Mesajı sil diyelim. Buraya bir buton koyalım. Buna hangi butonu koyalım? Resim içindeki, duyurulardaki. Hatta şunu şöyle alsam. Müthiş olur. Kopyalayalım. Yapıştıralım. Buraya da bu mesajı diye dersler. Zaten ne yapmak istiyorsa kaynaklısı olmuş oluyor. Tamamdır. Diyoruz sizin mesaj sil. Şimdi gidelim yeni tıklayınca. Duyuru sil neredeydi? Al şunu abi ana. Gel. Burada. Mesaj silde. Şuraya mesaj silde. Tebrikler. Mesaj başarıyla silindi. Mesajlara gönder. Üretimize gidelim. Sil nerede? Buyur sil. Şunu da alalım. Mesaj sil diyelim. Mesaj var. Mesaj ID'si ID'lerini sil. Evet. Silme işlemi de yapıyor. Şuraya bir tane de duyurularda vardı nasıl olsa. Şunu alalım. Şöyle de bilgi yazalım. Mesaj başarılı silindi dedi. Evet arkadaşlar. Kullanıcı sistemden mesaj atıyor. Biz bu atılan mesajları görebiliyoruz artık. Yönetim panelinden. Bir sonraki dersimizde artık bu gelen mesajlara cevap yazarız. Bugün yazdığımız cevabı mail olarak göndeririz kullanıcıya. Mail olarak hesabına gider. Bu derslik bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.